Herkese merhaba. Bugün Teknofest'teyiz. Eğer imkanı olup da gidemeyen varsa çok şey kaybet. Teknofest'i beraber 3 dakikada gezelim. Alana girer girmez karşınıza A400M Atlas uzun menzilli kargo uçağı çıkıyor. Uzunluğu 41.1 metre olan bu uçağın kanat açıklığı 42.4 metre. Yüksekliği ise 14.7 metre. Kapasitesi 37 bin kilometre. 116 asker, 66 sedye, 25 sıhhi eleman alabiliyor. Seyir sürati 780 kilometreye çıkabiliyor. Yakıt kapasitesi ise 50.5 tondur. Helikopter afet amaçlı bir kurtarma botu. 6 metre boyunda konteynerlı, yarım hafızalı kamyon, mobil vinç gibi büyük kaldırım araçlarını taşıyabiliyor. İkinci durağımız yeni nesil Altay tankı. Göz bebeğimiz yeni Altay tankı TSK'ya Nisan ayında teslim amaçlı teslim edildi. T1, T2, T3 modelleri bulunan bu tankın muadillerinin üzerinde konfigürasyonlar sayesinde modernizasyona uğrayarak birçok yönden kendisinin önüne geçebilecek tanklara fırsat vermeyeceğini gösteriyor. Üçüncü durağımız T-129 Atak helikopter. Son teknoloji aviyonik ve görev planlama ekipmanları, uzun menzilli ve yüksek isabet yüzdeli silah sistemleri ve yüksek irtifa ve sıcak hava koşullarında yüksek performansı sağlayan motor ve dinamik sistemleri ile donatılmış. Bu arada Teknofest'e katılımlar da günden güne artıyor. Analizleri incelediğimizde birinci gün 25 binin üzerinde, ikinci gün 300 binin üzerinde, üçüncü gün 600 binin üzerinde, dördüncü gün 1 milyonun üzerinde katılım sağlanmış. Beşinci günü merakla bekliyoruz. Ve göz bebeğimiz Akıncı. Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulları daha da farkında kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor. Şu anda gördüğünüz roket Delta V, sonda roket sistemi yani SOR. Dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu hibrit motorlu sonda roket sistemine sahip. Teknofest verilerinde görüldüğü üzere alanlar tıktım tıktım dolu ve teknolojiyi merak eden 7'den 70'e birçok insan bulunuyor. Sadece savunma sanayi değil, yapay zekadan ziraata kadar birçok alanda yarışmalar bulunuyor. Kızıl Elma'yı ve ülkemizin geliştirdiği birçok milli ürünlerimizi görmeniz mümkün oluyor. Yarışmaya katılan herkese başarılar diler ve bu yarışmayı hazırlayan Baykar, T3 Vakfı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Teknolojiden ve dünyadan her türlü alanı inceleyen, hayatın her alanı radarımızda sloganıyla ilerleyen kanalımızı takip etmeyi unutmayın.